Merhaba değerli öğrenciler, yeni bir video ile karşınızdayız. Dersimiz Fen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularının 3. partıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümüne başlayacağız. Bizleri desteklemeyi, kanalımızı takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Dersimiz Fen kanalında ders başlıyor. Evet, maalesef ki dünkü sorumuzda da hatalı bir soru vardı. İlk sorumuzda şu anki 32. sorumuzda da bir hata var çocuklar. Bu hata bir dizgi hatası. Onu ilk öncelikle gösterelim. Görselde bir koyun klonlama basamakları verilmiş Dolly'nin. Evet, buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi klon kuzu C koyunu ile aynı genetik bilgiye sahiptir diyor. Tamam mı? Bakalım. Klon kuzu genetik olarak, şimdi soruya geçmeden önce cevap anahtarında bu C diye gözüküyor çocuklar. Yani 1 ve 2 diye gözüküyor ama 1 ve 2. öncüllerde hata oluyor. Bakalım. Klon kuzu C koyunu ile aynı genetik bilgiye sahiptir diyor. Yanlış bir ifade çocuklar. Çünkü çekirdek kimden geliyorsa oluşacak yavru aynen onun aynısı olacaktır. Yani kimin aynısı olması gerekiyordu? A koyununun aynısı olması gerekiyordu. Tamam. Şimdi B'ye bakıyoruz, yani ikinci öncüle. B koyununun sahip olduğu DNA laboratuvar ortamında taşıyıcı koyuna aktarılır. Şimdi burada ne diyor? A koyununun vücut hücresinden alınan çekirdek B koyununun yumurtasına aktarılır ifadesi şeklinde olsaydı bu ifademiz doğru olurdu. Ama bu da yanlış. Onun için bu soruda bir dizgisel hata var. Biz bunun yerine size daha sağlam bir soru getirdik. Evet, daha öncelerinden sorulmuş bir soru. Geçen senenin Kasım ayı örnek sorularından bir tanesi. Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlamanın aşamaları gösterilmişti. Birebir hemen hemen benzer bir sorusu. Evet, aynı şekilde şema ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci öncülümüz, vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda embriyo oluşturmuştur. Evet, şimdi vücut hücresinin çekirdeği yumurta ile birleştirdikten sonra uygun ortamda embriyo olarak nereye yerleştirmiş? C koyununu yerleştirmiş mi? Evet, doğru. D koyunu genetik yapısı C koyunu ile aynıdır. Hayır, D koyunu genetik olarak C ile aynı değil. Kiminle aynıdır? A koyunu ile aynıdır. Neden? Çünkü çekirdeğimizi buradan almış bulunuyoruz. Buradan bu öncülümüz yanlış. D koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur. Bu ifademiz de yanlış çocuklar. Neden? Çünkü eşeyli üremede dişi ve erkek olması gerekiyordu. Burada öyle bir durum söz konusu olmadığı için burada bu ifademiz de yanlış. Onun için cevabımız nedir? Yalnız bir, yani Adana. Şimdi Bursa sorularıyla devam ediyoruz. Bu sorumuz yanlış dedik. Onun için başka bir soruya geçiyoruz. Evet, mevsimler ve iklimle ilgili bir sorumuz var. Ekvator düzlemi ile dolanım düzlemi arasında oluşan 27 derece 27 dakikalık açı kutup noktalarını birleştiren dönme ekseninin 23 derecelik 27 dakikalık bir eğiklikle durmasına neden olur. Bu eğiklik eksen eğikliği olarak adlandırılır. Eksen eğikliği birçok olayın gerçekleşmesinin ana nedenlerindendir. Evet, bakalım soruda ne diyor? Buna göre verilen hangi olayı eksen eğikliği ile açıklanamaz? Bu zaten bu ünitenin ilk aşamalarında verilen bir bilgiyle, verilen bilgilerle çözülebilecek bir soru. Gölge boylarının farklılık olması, tabii bu anlatılabilir. Neden? Çünkü yıl içerisinde bu farklılık, güneş ışınlarının gelme açıları değiştiği için gölge boyları da değişecektir. Gündüz ve gece sürelerinin farklılık göstermesi. Neden? Yazın gündüz süresinin uzun olması, kışın ise kısa olması buna örnek gösterilebilir. Sıcaklık farklılıklarını ve mevsimlerin oluşması, bu zaten eksen eğikliğin en baş sebeplerinden bir tanesi. Gece ve gündüzün ardışık olarak oluşması, bu eksen eğikliği ile alakalı bir durum değil. Bu dünyanın kendi etrafında dönmesiyle alakalı bir durum çocuklar.
Geldik 34. soruya. Hemen. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve ekseni ekliği sonucunda 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsimde geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Bu tarihlerden 21 Aralık'taki dünyanın konumu aşağıdaki gibidir. Tamam. Evet, 21 Aralık'ta biz kuzey yarımkürede ne yaşıyoruz? Kışı. Güney yarımküre ne yaşıyor? Yaz mevsimini. Tamam. Hangisi verilen yerlerin hangisinde gündüz süresi en uzun olur? Gündüz süresinin en uzun olması demek ekvatorun güney yarım küresinde kalan şehirler gündüz süresini en uzun yaşar. Bunlar neresi olur? Oğlak dönencesi ve güney kutup dairesi olacak. Bu da nerede çocuklar? D şıkkımızda olacak. Geldik 35. sorumuza çocuklar. Mevsimler ve iklim konusunu işleyen bir öğretmen üzerinde dünyadaki kıtaların ve dönencelerin yer aldığı aşağıdaki haritayı sınıfa getirmiştir. Tamam. Ardından öğrencilerine haritayı inceleyip dünya üzerindeki kıtalarda gerçekleşen mevsimsel olayları ve bu olayların gerçekleşme zamanları ile ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Tamam. Buna göre öğrencilerin dünya üzerinde bulunan kıtalarda yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım. 21 Aralık tarihinde Okyanusya kıtasında yaz mevsimi yaşanır. Yaşanabilir. 21 Aralık'ta Okyanusya neresi çocuklar? Şurada gördüğünüz gibi şu bölge. Yani Güney Yarımküre'de. Biz kışı yaşıyoruz Kuzey Yarımküre'de. Güney Yarımküre'de bunun tam tersi yazı yaşayacağı için bu doğru bir ifade. Geldik buraya. 21 Haziran tarihinde Avrupa kıtasının bazı şehirleri güneş ışığını ne yapıyor? Dik şekilde alabilir. Şimdi 21 Haziran'da biz neredeyiz? Ekvatorun bu tarafındayız değil mi? Avrupa şehirleri burada ise eğer, şimdi o yengeç dönencesinin üzerinde bir yerde ise, şuralarda ise eğer dik alacaktır. Ama Avrupa ülkelerinin birçoğu güneş ışınlarını çoğu zaman dik açılarla alamayacağı için bu ifademiz yanlış olacaktır. Gelelim diğer şıklara. 23 Eylül tarihinde biz neyi yaşıyoruz çocuklar? Kuzey Yarımküre'de neyi yaşıyoruz? Sonbaharı yaşıyoruz. Güney Afrika kıtasının bazı bölümlerinde sonbahar mevsimi yaşanıyor olabilir. Afrika neresi? Burası. Burası ekvator. Burası ilkbaharı yaşıyor. Burası da ne yaşayabilir? Sonbaharı yaşayabilir. Bu da doğru bir ifade. 21 Mart tarihinde Güney Amerika yani şurasında farklı mevsimlerin görüldüğü bölgeler bulunabilir. Evet, 21 Mart'ta yukarısı neyi yaşıyor çocuklar? İlkbaharı yaşıyor. Aşağısı neyi yaşıyor? Sonbaharı yaşıyor. Aynı kıta üzerinde farklı mevsimler olabilir. Evet, geldik bir diğer sorumuza. 36. soruya geldik. Isınma ve soğumalar için çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgar denir. Tamam. Burada bazı şehirler verilmiş ve sıcaklık değerleri verilmiş. Murat öğretmen öğrencilerinden yukarıdaki verilen bilgiler ve grafikten yararlanarak ABCD bölgelerin birbirine göre basınç alanlarını ve oluşacak rüzgar yönünü belirten ifadeler yazmalarını istemiştir. Tamam. Öğrencilerin yazdığı ifadeler yukarıdaki gibi olduğuna göre hangi öğrencinin yazdığı ifade doğrudur? Şimdi rüzgar nereden nereye olacak? Soğuktan sıcağa doğru olacak değil mi? Soğuktan sıcağa doğru olacak. Tamam. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi birinci öğrenci ne demiş? B. B yüksek basınç demiş. A alçak basınç. B düşük sıcaklıkta, A yüksek sıcaklıkta doğrudur. B'den A'ya olacak. Bu doğru bir ifade. İkinci öğrencimize bakalım. B nedir?
Alçak basınç demiş, D de yüksek basınç. İkisinin de yüksekliği aynı olduğu için rüzgar burada oluşmaz çocuklar. Burada bu ifade yanlış bir ifade. Öğrencimiz, ikinci öğrencimiz burada hata yapmış. Birinci öğrenci doğru. Şimdi dördüncü öğrenciye bakalım. A yüksek basınç demiş. D de sıcaklık ne olmuş? Pardon, şuraya bakalım. Üçüncü öğrencimiz. A yüksek basınç demiş. C de ne demiş? Alçak basınç doğru mudur? Evet, buradan bu ifademiz doğru. Rüzgar A'dan C'ye oluşacaktır. Dördüncü öğrencimiz de C nedir? Sıcaklık yüksek, alçak basınç olacak. D de sıcaklık düşük olduğu için yüksek basınç, rüzgar buradan D'den C'ye olacak. Bu ifademiz de doğru. Doğru cevabı veren öğrencilerimiz 1, 3 ve 4. Yanlış olan ise 2'dir. Burada cevabımız Bursa olacaktır. Geldik diğer sorumuza çocuklar. 37. soruya bir basınç sorusu çocuklar. Evet, fen bilimleri öğretmeni tarafından basıncın ağırlığa bağlı değişimi gözlemleyebilmeleri için öğrencilere evde yapacakları bir etkinlik vermiştir. Etkinlik size özdeş kale cisimleri verilmiştir. Tamam. Evet, bakalım. Sizden kale cisimlerini ayrı ayrı olarak belirleyeceğiniz bölümlerden kesmeniz istenmektedir. Evet, kesilme işlemi tamamlandıktan sonra K'nin ilk duruma göre zemine uyguladığı basınç azalmalı. L'nin ise zemine yaptığı basınç değişmeyecek. Yani K'yi öyle bir keseceğiz ki basınç azalmayacak. Yani K'nin bu yüzey alanı değişmeyecek. Şimdi burada K değişiyor değil mi? Burada L'de yüzey alanı değişecek aynı şekilde ama ağırlığıyla birlikte ama basınç değişmeyecek. Burada cevabımız çocuklar B. Neden? Çünkü burada K'yi ben üstten kestiğimde ne olacak? Ağırlığı azalacak değil mi? Ama yüzey alanı azalmadığı için ilk duruma göre basıncı azaldı mı? Azaldı. Tamam. Şimdi L'de ise ben buraya G dersem, şu kısma G, şu kısma da G dersem, şu alana S, şuraya da S dersem. Birinci şeklimizde ne olur basıncımız? 2G bölü 2S. Sadeleştirirse G bölü S olmaz mı? Evet. Şimdi ben bunun yarısını attım. Şu taralı olan kısmı attığımda yeni basıncımız ne olacak? Yine G bölü S. Değişti mi? Değişmedi. Onun için istediğimiz cevap Bursa olacak. Geldik 38. soruya. Yine bir rüzgar sorusu çocuklar. Evet. Rüzgarın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre denir. Bir öğrenci kendi tasarladığı anemometreyi kullanarak bir hafta süresince her gün bir saat bulunduğu bölgedeki rüzgarın şiddetini ve yönünü ölçüp ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi kaydetmiştir. Tamam, işi gücü yok, bunu yapmış. Sütunların üzerindeki sayılar anemometre nin dönüş yönünü göstermektedir. Bakalım buna göre yapılan gözlemler incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Tamam. Bakıyoruz. Düzeneğin çevresinde basınç farkının en fazla olduğu gün cumartesidir. Yani basınç farkının fazla olması demek rüzgarın en büyük olması demek. Burada hiç rüzgar oluşmamış. Bu yanlış. Salı ve perşembe günleri tüm gün boyunca esen rüzgarın şiddeti aynı, yönü ise farklıdır. Şimdi bakalım. Salı ve perşembe rüzgar şiddetleri. Evet, aynı ama yön burada tespit edilemez çocuklar. Tamam mı? Bu da gitti. Salı günü yapılan ölçümde bir önceki güne göre basınç farkı azalmış ve rüzgarın yönü değişmiştir. Salı günü yapılan ölçümde basınç farkı azalmış ve rüzgarın yönü değişmiştir diyor. Burada rüzgarın yönünü ben ölçemem çocuklar. Ölçümlerin kaydedildiği zaman aralığında rüzgarın hızı bir önceki güne göre değişiklik göstermiştir. Bakıyorum. Pazartesi böyle, salı değişmiş mi? Evet. Çarşamba böyle, salıya göre bir önceki gün farklı mı? Evet. Hepsi farklı olduğu için çocuklar bu ifademiz doğru olacaktır. Cevabımız Denizli. Geldik 39. soruya. Yine bir okuma parçası sorusu. Şöyle bakalım. Meltem
Meltem rüzgarları birbirine komşu kara ve denizlerin ya da dağlarla vadileri gün içinde farklı ısınmaları ve soğumaları sonucu oluşan rüzgarlardır. Meltem rüzgarları deniz kara meltemi ve dağ vadi meltemi olarak ikiye ayrılır. Deniz kara meltiminde gündüzleri denizden karaya doğru deniz meltemi, geceleri karadan denize doğru da kara meltemi eser. Deniz kara meltemi rüzgarları sahil çizgisinin 40 kilometre ötesine kadar etkili olur. Dağ vadi meltem rüzgarlarında ise gündüzleri dağlara doğru vadi meltemi, geceleri ise dağlardan vadilere doğru dağ meltemi eser. Fen bilimleri öğretmeni verilen metni okuduktan sonra aşağıdaki tabloyu oluşturuyor ve öğrencisi Mehmet'ten ifadelerin her birisi için evet ya da hayır kutularından birini yuvarlak biçimde almasını istiyor. Tamam. Mehmet tablonun tamamını doğru bir şekilde doldurduğuna göre Mehmet'in cevapları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Biz burada oluşturalım, sonra seçeneklere gelelim. Meltem rüzgarları bölgeler arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşur. Rüzgarsa sıcaklık farkı. Evet. Cevabımız evet olacak. Kara melteminden karada yüksek basınç alanı, denizde ise alçak basınç alanı olacaktır. Şimdi buraya geliyorum. Deniz ve kara melteminde gündüzleri denizden karaya doğru deniz meltemi. Biz burada ne yapıyoruz? Kara melteminde yüksek basınç alanı, deniz melteminde ise alçak basınç alanı oluşur. Şimdi şöyle bu ifadeyi şuradaki şu kısmı incelediğimizde doğru olduğunu göreceğiz. Buraya evet diyoruz çocuklar. Gündüzleri vadilerin sıcaklığı dağlara göre daha fazladır. Şimdi dağ vadi meltem rüzgarlarında ise gündüzleri vadilerden dağlara. Şimdi vadilerden dağlara doğru esiyorsa vadiler ne olacak? Dağlara göre daha sıcak olacak. Gündüzleri vadilerden dağlara doğru vadi meltemi, geceleri de dağlardan vadilere doğru dağ meltemi eser. Bu ifademiz ne olacak çocuklar? Hayır olacak. Tam tersi olacak. Çünkü sıcaklık farklılığı var. Bölgeler arasında basınç farkı oluşmasa da meltem rüzgarları oluşur. Hayır, basınç farkıyla oluşacak bir rüzgardır bu. Şimdi meltem rüzgarlarının etkin olduğu alan belli bir alanla sınırlıdır. Evet, 40 kilometre gibi bir alanla sınırlıdır çocuklar. Evet, cevabımız ne olacak? Evet, evet, hayır, hayır ve evetle evetin olduğu şık olacak. Bu nerede? Şöyle inceliyorum. Evet, B şıkkında bu ifademiz mevcut. Geldik bir diğer sorumuza çocuklar. 40. sorumuza. Bir öğrenci güneş ışınlarının yıl içinde yeryüzüne farklı açılarla gelmesinin mevsimler üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla bir düzenek tasarlamıştır. Bu düzenekte loş bir ortamda bulunan özdeş ışık kaynaklarının önünde ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş termometreler farklı açılar ile yerleştirilerek sıcaklıkları eşit zaman aralıklarında ölçülmüştür. Tamam. Evet, birinci termometre, ikinci termometre. Birinci termometre dik koyulmuş buraya. Öbürü de eğik bir açıyla koyulmuş. Tamam. Şimdi bunu daha önceki sorulardan da hatırlayacağınız üzere dik bir şekilde ışığı alan termometre sıcaklığı belli bir süre sonra artacak. Yatay olarak koyulan bu termometre ise sıcaklığı birinci termometreye göre daha az bir şekilde artmış olacak. Şimdi bakalım. Şıklara bakalım. Hangisinde doğru bir ölçüm yapılmış olabilir? Şimdi ilkinde zaten sıcaklıkları aynı olacak bunları. Bunu geçelim. Bu ifadelerde bir problem yok. 5. dakikaya bakalım. Birinci termometre ikinciden fazla olacak. Doğru. Burada da doğru. Burada da doğru. Burada doğru. Şu an A şıkkımızda bir problem yok. Diğer şıklara bakacağız çocuklar. Pardon. Şimdi diğer şıklarda bakıyorum. Birinci termometre ikincisine göre daha az gidiyor. Bu ifademiz yanlış.
Buraya geldik. Birinci termometre ikincisine göre fazla. Bu sabit gidiyor. Bakın hiç değişmiyor. Bu ifade de yanlış. Geldik buraya. Birinci termometre ile ikinci termometre aynı. Aynı. Hep aynı gidiyor. Bu ifade de yanlış. Cevabımız A şıkkı olacak çocuklar. Onun için pek fazla zorlamaya gerek yok. Geldik 41. soruya. Maya yüzyıllardır insanların önemli bir besin kaynağı olmuştur. Maya'yı bu kadar farklı kılan özellikleri ise protein bakımından zengin olması, B vitamini ve birçok minerali içermesi, karbonhidrat bakımından dengeli bir maya bir yapıya sahip olmasıdır. Hazır gıdaların içerik kısmında daha sık görmeye başladığımız maya özütü daha güvenilir gıdaların üretilmesini sağlamaktadır. Türkiye'de maya özütü üretimiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 2014 yılında kurulan tesiste maya özütü ürününün satışına başlanmıştır. Türkiye'de ilk ve tek olan bu tesis, dünyada da bu alanda ilk 10 firma arasına bulunmaktadır. Haber, gazete haberine göre yapılan, yazılan yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Haberde bahsedilen teknik biyoteknolojinin olumlu bir yönü, doğru. Burada bir zarardan bahsedilmiyor şu an. Maya özütü sayesinde hazır gıdaların tüketimi artmıştır. Burada böyle bir ifade yok çocuklar. Burada neyden bahsediliyor? Maya özütü daha güvenilir gıdaların üretilmesinin sağlanmasından bahsediyor. İkinci öncülümüz nedir? Yanlış bir ifade. Zaten direkt şıkkımız ortaya çıktı. Üçe de bakalım. Maya özütü tesisi dünyada, Türkiye Maya özütü tesisiyle dünyada ilk ülke olmuştur değil. İlk 10 ülke arasına girmiştir diyebiliriz. Geldik 42. sorumuza çocuklar. Evet, bir kalıtım sorusu. Yukarıda verilen bezelye çaprazlamalarının sonuçlarına bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Birinci çaprazlama bu, ikinci bu, üçüncü de bu, yazmayı unutmuşlar. Şimdi birinci çaprazlamada beyaz renk özelliği sonraki kuşaklarda ortaya çıkabilir. Neden? Çünkü ikisini çaprazlamışız, beyazla moru, hepsi mor olmuş. O zaman ne diyebiliriz burada? Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A çaprazlanmış ve hepsi %100 büyük A, küçük A olduğu için daha sonraki bireyler arasında büyük A, küçük A'lar çaprazlanırsa küçük A, küçük A oluşma olasılığı söz konusu olabilir. Bu doğru. Şimdi 42. çaprazlamada yanda çiçek çekinik bir özellik ise uçta çiçekli bezelye melezdir. Şimdi ikinci çaprazlama, yani şuradan bahsediyoruz. İkinci çaprazlamada yandaki çiçek özelliği çekinik özellik ise uçta çiçekli bezelye melezdir. Burada oluşan yapılara bakalım nedir? %75 yeşil, %75 yeşil, %25 ne olmuş? Pardon, şuraya bakıyorum. %50 yanda, %50 uçta çıkmış. O zaman bu nedir? Büyük A, küçük A dersek buna. Bunu şöyle yapmayalım. Sonra şaşırıyorsunuz. Buraya şöyle diyelim. Büyük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y dersek. Bu ikisini çaprazladığımızda çocuklar aynen şunu ifade elde ediyoruz. Şuraya yazıyorum. Büyük Y, küçük Y. Büyük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y. %50, %50 elde edilmiş oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Uçta çiçekli bezelyenin, yani şunun melez olduğunu gösteriyor. Bu ifademiz de doğru. Geldik 4. şıkkımıza. Birinci çaprazlamanın sonucuna göre çaprazlanan bezelyelerin saf olduğu söylenebilir. Evet, saf çocuklar. Hepsini gördüğünüz gibi saf bezelyeler. Bu ifademiz de doğru. Geldik D şıkkımıza çocuklar. Burada D şıkkımızı incelediğinde çaprazlama sonucunda oluşan yeşil bezelyelerin hepsi melez özelliktedir. Melez mi hepsi çocuklar? Hayır. Yeşil bezelyelerin hepsi melez mi? Hayır. Burada nedir? Yeşil, şöyle büyük A, küçük A. Dur bunu şöyle düzeltelim. Bunu şöyle büyükse, küçükse. Büyükse, küçükse. Bunları çaprazladığımızda çocuklar şunlar elde edilir. Büyükse, küçükse, büyükse, küçükse, büyükse, büyükse, küçükse, küçükse elde edilir. %75 gördüğünüz gibi yeşil, %25 sarı oldu.
Burada yeşil bezelyelerin hepsi melez mi? Hayır. Bakın bir tanesi saf homozigot değil mi? Onun için bu ifademiz nedir? Yanlış bir ifade. Cevabımız burada Denizli olacak. Geldik 43. sorumuza çocuklar. Şimdi 43. soruda yine bir basınç sorusu var. Açık hava basıncı sorusu. Günümüzde birçok elektrikli aletin çalışma prensiplerinde basınçtan faydalanılmaktadır. Bu aletlerden birisi de elektrik süpürgesidir. Hemen inceliyoruz. Şimdi elektrik süpürgesinde şöyle bir sistem var çocuklar. Buradan havayı alıyor. Havayı alırken motor yardımıyla içeriye şurada topluyor. Şuraya gelen havanın büyük bir kısmı ne oluyor? Sıcak hava oluyor. Dışarıdaki hava ne olmuş oluyor? Soğuk oluyor. Bu sıcak havanın olduğu yere biz ne diyeceğiz çocuklar? Alçak basınç diyeceğiz değil mi? Alçak basınç alanı diyeceğiz. Burada da ne oldu? Yüksek basınç oldu değil mi? Dışarıdaki hava yüksek basınç. Şimdi yüksek basınç diyelim, alçak basınç diyelim. Hava geçişi nereden nereye olacak? Yüksek basınçtan alçak basınca. Bu şekilde gelen hava şu arkadan da çıkış yapınca tozları, pislikleri de makine içerisine çekmiş olduk. Bu ifademiz neyle ilgili çocuklar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru şuraya, şu noktalı yere bu ifademizi yazdığımızda bu ifade tam anlamıyla doğru bir şekilde olmuş olacaktır. Geldik 44. sorumuza çocuklar. Evet, meyve sinekleri ile ilgili araştırma yapan bilim insanları araştırma yöntemi ile 12 meyve sineği çeşidinin gen haritasını inceledi. Araştırmacılar milyonlarca yıl içerisinde meyve sineklerine nasıl değişime uğradığını ve genlerin yaşam koşullarına göre nasıl mutasyona uğradığını tespit etmek için çalışırken bazı genlerin değişime uğradığını ancak bazı genlerin de çevre koşullarına göre değiştiğini fark etti. DNA'yı oluşturan harf dizilerini inceleyen araştırmacılar hangi dizilerin değişime uğradığını, hangilerinin değişmediğini tespit etti ve meyve sineklerinin kapsamlı gen haritasını çıkardı. Çalışmaların insan geniyle ilgili araştırmalara da ışık tutması bekleniyor. Buna göre meyve sinekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması farklı araştırmalara da yol gösterebileceğinden bahsediyor değil mi? Burada insanlar için de çalışmalardan bahsediyor. Bazı genlerin çevre koşullarının etkisiyle değişmesi mutasyonlar sonucu oluşmuştur. Burada bahsediyor çocuklar. Bakın şurada yaşam koşullarına göre nasıl mutasyona uğradığı tespit etmek için çalışırken bazı araştırmalardan bahsediyor. Bu ifademiz doğru bir ifade. Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması genetik mühendisliğin çalışma alanına girmektedir. Bu da doğru bir ifadedir çocuklar. Genetik mühendisliği bu alanla ilgilenir. Meyve sineklerinin gen diziliminde saptanan değişimler kısa bir zamanda meydana gelmiştir. Hayır, kısa bir zamanda değil çocuklar. Gen diziliminde saptanan değişimler kısa bir zaman aralığında meydana gelmemiş. Milyonlarca yıl içerisinde meydana gelmiştir diyor. Evet, buradaki cevabımız Denizli olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Evet çocuklar, 45. soruyla devam ediyoruz. Bir meteorolog birbiriyle komşu A ve B şehirlerinin günlük hava olaylarını gözlemlemiş ve bu gözlem sonuçlarını aşağıdaki gibi not etmiştir. Buna göre gözlem yapılan günlerin hangisinde rüzgarların tüm gün boyunca cuma günkü gözlemden farklı bir yönde estiği söylenebilir. Cuma günü ne olmuş? A şehrinde alçak basınç alanı olmuşken B şehrinde yüksek basınç alanı oluyor. Peki rüzgar nereden nereye olacaktı çocuklar? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olacaktı değil mi? O zaman nereden nereye olacak? B'den A'ya doğru olacak değil mi? Peki diğer günlere bakalım. Gün boyunca A şehrinde yükseltici hava hareketi, yani A şehrinde ne olacak çocuklar? Alçak basınç alanı değil mi? Alçak basınç alanı. B şehrinde ne olacak? Alçalıcı hava hareketi dediği için bu da ne olacak? Yüksek basınç alanı. Yani burada ne var çocuklar? B'den A'ya doğru bir rüzgar yönü var. B şehrinde hava sıcaklığı öğlene kadar az, öğleden sonra A şehrinde eşit ölçülmüştür.
B şehrinde hava sıcaklığı öğlene kadar az. A öğleye kadar A şehrinde az ölçülmüştür. Burada da yine B'den A'ya doğru gidip bir ölçüm söz konusu. Peki çarşambaya bakalım. Gün boyu bulutlanma olayı A şehrinde görülürken B şehrinde gözlenmez diyor çocuklar. Burada şöyle bir ifade söz konusu. Bulutlanma olayı nerede görülür çocuklar? Yani sıcaklığın çok olduğu yerde. Burada sıcaklık A'da ise soğukluk nerede? B'de. O zaman yine nereden nereye olmuş oldu? B'den A'ya söz konusu oldu. Peki Perşembe gününe bakalım. A şehrinde gün boyu yağış olayları görülmezken B şehrinde yağış olayı görülmüştür. Şimdi yağış olayı nerede olacak? Sıcaklığın olduğu bir bölgede, değil mi? Yağış olayının olduğu bir bölgede sıcaklık söz konusudur. Burada sıcaklık yoksa, burada yağış yoksa sıcaklık görülmez burada çocuklar. O zaman sıcaklık nerede var burada? B'de. O zaman soğukluk nerede? A'da. Rüzgar nereden nereye olacak? A'dan B'ye olacak. Burada cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Diğer şıklarımız elendi çocuklar. Evet çocuklar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bizleri takip edin. Herhangi bir hatamız olmuşsa bizlere mesajda bildirebilirsiniz. Kafanıza takılan sorular olursa bize bildirin. Yine videoları izleyip bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.